Bu ayki rapora damgasını baştan sona vuran olay tabii ki rakam vermiyorsunuz ama sıralama veriyorsunuz. CHP'nin birinci parti olma özelliğini kaybettiği. Yani bu 31 Mart'tan bu yana ilk defa Metropol'ün bir çalışmasında bu bulundu. Öncelikle evet. Onu konuşalım. Rakam vermeden zor olacak ama olsun, yine de sıralama anlamında bu önemli bir dönüşüm olması gerekiyor. Geçen ay bu konuda çok büyük bir sorun yoktu. Geçen ayki raporda CHP daha öncekinde de birinci partiydi. Başka araştırmalarda da hep öyle çıkıyordu. İlk defa CHP'nin birinci parti olma özelliğini kaybettiğini görüyorum bir araştırmada. Bu çok çarpıcı. Evet, yani özellikle yerel seçimden sonra Cumhuriyet Halk Partisi 4 ay boyunca açık ara diyebileceğimiz bir şekilde, yani hani hata payının ötesinde bir şekilde birinci parti olarak gözüktü. Bunun tabii temel sebebi Adalet ve Kalkınma Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi seçmeninin, Cumhur İttifakı seçmeni diyelim, 14 Mayıs seçmeninin yeniden seçim olduğu zaman partilerine gitmekte çok istekli davranmaması oldu. Yani 14 Mayıs'ta AKP'ye oy verenlerin genel itibariyle sadece yarısı yeniden seçim olduğu zaman Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veririz diyordu. Bu da kararsız kümesini tabii arttırıyor. Öte taraftan İyi Parti'nin 1/3'ü Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelmişti. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi kendi seçmenini mobilize edemezken Cumhuriyet Halk Partisi diğer partilerden de oy çeken bir parti olarak öne çıkmıştı. Çünkü muhalefetteki en güçlü, en kurumsal parti olarak gözüküyor. Diğer partilerdeki sıkıntılar hemen Cumhuriyet Halk Partisi'ne olumlu olarak yansıyor. Şimdi bu ay farklı bir şey bulduk. Birincisi, Adalet ve Kalkınma Partisi seçmeni yeniden partisine geri dönme eğilimi gösteriyor. Yani %50 olan rakam, 14 Mayıs seçmeninin sadece %50'si yeniden seçim olursa AKP'ye oy veririz derken, Ağustos ayında %60'ın üzerine çıkmış durumda. %67 hatta, yani 1/3'ünü ciddi anlamda tekrar kendisine çekebiliyor. Öte taraftan diğer muhalefet partilerinden Cumhuriyet Halk Partisi'ne geçişin de durduğunu veya azaldığını görüyoruz. Yani mesela İYİ Parti'nin %35'i Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veririm derken bu ay o rakam da %17'ye düştü bizim araştırmamızda. Böylece hani kararsızlar dağıtılmadan önceki oy oranlarında Adalet ve Kalkınma Partisi ve Cumhuriyet Halk Partisi arasında bir mesafe oluştu, öyle söyleyelim. İstersen bunun nedenlerine geçmeden önce bir diğer, yine buna paralel bir rakamı konuşalım. Ondan sonra üzerinden ne oldu da olduya geçelim. Diyorsunuz ki ölçtüğünüz bir başka şey, Metropol olarak beğeni, liderlerin beğeni oranı. Ekrem İmamoğlu'nun beğeni oranı 8,5 puan düşerken Özgür Özel'in beğeni oranı 12 puan geriledi. Bunlar çok büyük rakamlar, yani bir ay içinde. Evet. Ve öte yandan Erdoğan'ın beğeni oranı 4 puan yükseldi. Şimdi onlarda çok büyük düşüş var. Erdoğan'da yükseliş var ama Erdoğan'ın yükselişi onlardaki düşüşü altında kalıyor tabii. Ya şöyle, gerçekten %50'nin üzerinde ölçüyorduk biz Ekrem Bey'i. Ama Ağustos ayı, tabii sebepleri var, onları konuşacağız. Ağustos ayı performansı çok parlak değil. %50'nin altına indi. Özgür Özel'in de genel itibariyle hani Cumhur İttifakı seçmeninden aldığı bir destek vardı. Bu desteği alıyordu ama muhalefetin desteğini de kaybetmiyordu. Yani kendi Cumhuriyet Halk Partisi tabanının ve muhalif seçmenin desteğini de kaybetmiyordu. Böylece çok ciddi bir yükseliş görmüştük Özgür Özel'in beğeni oranında. Şimdi özellikle muhalif seçmen tarafından Özgür Özel'e yönelik bir rezerv var. Yani bir seçimden, yerel seçimden hemen sonra o Cumhuriyet Halk Partisi'nin birinci parti yapan genel başkan, genel başkana yönelik ilgi azalmış ve daha muhalif seçmen Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanına karşı eleştirel pozisyona geçmiş gibi gözüküyor. Orada Mansur Yavaş'ın %60'ın altına düşmediğini görüyoruz biz. O da önemli. Yani onda da bir düşüş var aslında. Birkaç puanlık düşüş var ama yani Mansur Bey %60'ın üstünde seyrediyor sürekli olarak.
Özellikle yerel seçimlerden sonra ben daha önceki çalışmalara da baktım beğeni oranına. Yani Mansur Bey yerel seçimden sonra bir level atlamış. Yani bir üst kademeye geçmiş. %50'ler bandından %60'lar bandına geçmiş. Onun da altına inmiyor. Ama yani İmamoğlu ve Özel gerçekten Ağustos ayında beğeni kaybı yaşadılar. Bununla Peki, birlikte bir şey pardon, daha devam var et. Türker abi, onu da söyleyeyim. Tabii. Çok önemli bir veri var aslında burada. O da temsil krizi. Yani bunu da konuşmalıyız bence. Bütün adayların ve aktörlerin ötesinde geçtiğimiz sene siyasi partiler beni temsil etmiyor diyen, yani 2023 Ağustos'unda siyasi partiler beni temsil etmiyor diyen oran %40 iken 2024 Ağustos'unda bu %57'ye çıkmış durumda. Bu çok büyük bir rakam. Yani şunu bekliyoruz biz, toplumun bir kısmı temsil edilemiyorum der. Yani bu vardır. Fakat %57'ye çıkması, yani bir sene içerisinde bu oranın %50 artması hakikaten siyaseten bir temsil krizinin olduğunu da gösteriyor. Yani Bu arada partiler tabii ben geçen sırf keyif olsun diye Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın web sayfasına girdim. Türkiye'deki var olan partilere bakayım dedim. 100 yani şimdi 150'nin üzerindeydi galiba yanılmıyorsam. tabii. Yani buna rağmen hala temsil edilememe. Ruşen abi, mesele siyasi parti meselesi değil. Şimdi her ağzını açan siyasette bir boşluk var diyor. Yani siyasette bir boş bir alan var ve oranın bir şekilde doldurulması gerekir diye bir iddiada bulunuyor. Ben bu kanaatte değilim. Boşluk siyasette değil bence. Boşluk siyasetçide. Yani siyasetçiler bence halkın gündemini temsil etmekte çok zorlanıyorlar. Çok mahir değiller. Bunun tabii sebepleri var. Yani onu da konuşabiliriz. İstersen Çünkü şimdi buradan tam bu yerden gidelim. Diyorsunuz ki CHP'nin birinci parti kaybetmesi, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in beğenilerini düşürmesinin ardında yaptığınız analizde altını çizdiğiniz bölümler başarısız bir muhalefet performansı, CHP'den ekonomiye dair toplumun ilgisini çekebilecek bir çözüm önerisi gelmemesi, parti içi çekişmeler. Üç tane olay var. Aslında başarısız muhalefet performansı daha genel gibi duruyor ama o birçok şey içeriyor. Ekonomiye dair ikna edici şeyi not düşmüşsünüz. Bir takım yerel mitingler, sönük geçen yerel mitinglere dışında somut bir çözüm önerisi olmaması ve parti içi çekişmeler. İstersen şu ekonomiye dair çözüm önerisi gelmemesi meselesini biraz açalım. Buradan tam olarak neyi kastediyorsunuz? Şimdi onu da bir veriyle cevaplayayım. Mesela önümüzdeki bir sene içerisinde ekonominin daha iyi olacağını düşünen çok fazla insan yok. Toplumun sadece %20'si daha iyi olur diyor. Yani ağırlıklı olarak çok kötümser insanlar. Biz de buna dayanarak bir soru daha sorduk. Yani acaba muhalefet şu anda ekonomiyi yönetseydi daha mı iyi olurdu? Şimdi insanlar toplumun %80'i ekonominin daha kötü olduğunu düşünürken toplumun sadece %29'u muhalefet eğer Türkiye ekonomisini yönetseydi daha iyi bir ekonomi tablosu ortaya çıkardı diyor. Şimdi burada bir sorun var Ruşen abi. Yani her şey çok kötü. İnsanlar bunun farkında. İnsanlar mevcut hükümetten de çok ümitli değiller. Yani mevcut hükümetin bu sorunları çözeceğinden de çok ümitli değiller. Fakat muhalefet çözer mi? Muhalefet eğer iktidarda olsaydı daha mı iyi olurdu diye sorulduğu zaman toplumun da sadece %29'u evet daha iyi olurdu diyor. Yani daha geniş bir kesim hiçbir şey değişmezdi diyor. Şimdi bu aslında muhalefetin sorgulaması gereken bir durum. Çünkü Peki biz burada tabii bir başka husus muhalefetin CHP'nin etkili muhalefet yapamama meselesinde daha önce de konuştuk. Tekrar üzerinden geçmemiz şart tabii ki. Normalleşme, yumuşama çizgisini herhalde ana eksen olarak bunu tartışıyoruz. Burada bir sorun mu gözlüyorsunuz? evet, bu çok sorunlu çünkü
Biz mesela şunu görüyoruz. Erdoğan normalleşme sürecinin içerisinde, fakat normalleşme Erdoğan'ın siyasetini felç etmiyor. Yani Erdoğan toplumdaki kültürel hatlara, ideolojik hatlara dokunmaktan, orayı derinleştirmekten geri durmuyor. Çok normal, çünkü siyaset tam olarak böyle bir şey. Yani bakarsınız toplumda %50'nin üzerinde bir mutabakat oluşursa o konuyu sahiplenirsiniz. Ya da çok konuşulmayan ama toplumda bir rahatsızlık varsa o konunun bir anlamda sözcülüğünü yaparsınız. Yani Erdoğan evet CHP'ye terörist demiyor. CHP genel başkanını muhatap alıyor. Çok tahkir edici bir dil kullanmıyor. Bunlar tamam. Yani normalleşme süreci biraz böyle algılanıyor Erdoğan tarafından. Ama Erdoğan öte taraftan siyaset yapmayı bırakmıyor. Mesela bu sokak köpekleri meselesi bunun en bariz örneği. Olimpiyatları LGBT propagandasıyla özdeşleştirmesi bunun en bariz örneği. Instagram yasakları mesela, onu da sorduk. Onun da alt kırılımlarına baktık. Yani muhafazakarların ve dindarların %60'tan fazlası Instagram yasağını destekliyor. Milliyetçilerin %48'i Instagram yasağını destekliyor. Yani bulduğu yerde Erdoğan çoğunluğu temsil etme konusunda tereddüt etmiyor. İşte LGBT meselesi mesela toplumun önemli bir kısmı, yarıya yakın bir kısmı mücadele edilmesi gereken bir mesele olduğunu düşünüyor LGBT propagandası. Yani tehdit Peki. algılıyor bu konuda. Şimdi ama muhalefet Ruşen abi normalleşme sürecine girdikten sonra bir anlamda büyük siyaset yapma alanlarını da boş bıraktı. Öyle görüyoruz biz. Mesela tamam, yani Halk TV stüdyosunda ekonomi çok kötü diye sızlanabilirsiniz. Erdoğan Türkiye'yi çok kötü yönetiyor ve bunu sadece muhalifler değil, iktidar seçmeni de söylüyor. Herkes farkında bunun. Ama mızmızlanmanın ötesinde topluma inandırıcı bir kadro ve inandırıcı bir plan sunamadı, özellikle ekonomi konularında Cumhuriyet Halk Partisi.